Merhabalar. Bugün bahsedeceğimiz konu mevcut Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaşandığı şu günlerde değerini daha çok anladığımız barış üzerine olacak. Çoğumuz zaten Atatürk'ü hali hazırda tanıyoruz. Atatürk'ü tanımamızın en büyük sebeplerinden birisi ülkemizin kurucusu olmasının dışında savaşlarda gösterdiği olağanüstü başarılardır. Peki size Atatürk gibi başarılı bir komutanın savaşta gösterdiği başarıların aynısını barış içinde gösterdiğini söylesem, iyi seyirler dilerim. Profesör Doktor İlber Ortaylı, Atatürk evrensel bir adamdır, barışçıdır. Dövüşmesini bildiği gibi barışmasını da bilir. İzmir'in kurtuluşu sonrasında hükümet konağına girerken merdivenleri serilen ve onlar işgal ettiklerinde Türk bayrağını yere sermişlerdi denilerek çiğnenmesi istenen Yunan bayrağını kaldırtıp "Bayrak bir milletin namusudur, ayaklar altına alınamaz" diyecek kadar gerçek şövalyedir demiştir. Bilindiği üzere Atatürk küçüklüğünden beri asker olma hevesini yüreğinde taşımış, nitekim asker olduğu zamanlarda da görevini son derece ciddi bir şekilde ve başarıyla yerine getirmiştir. Adeta hayatını cephelerde ölümle burun buruna geçiren Atatürk pek çok savaşa katılmıştır. Modern askeri eğitimin başarılı sonuçlar verdiği Osmanlı'nın son nesil kurmayları arasındaki Mustafa Kemal'in asıl yıldızı ise Çanakkale'de parlamıştır. Çanakkale'de yıldızı parlayan Mustafa Kemal, halk tarafından tanınmış ve karizmatik bir lider olarak Kurtuluş Savaşı'nda karşımıza çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelenin önderi olarak verdiği emek ile nihayet mutlak zaferi kazanmış ve yurdunu düşman işgalinden kurtarmıştır. Şüphesiz ki Mustafa Kemal'in katıldığı savaşlar da bu savaşlarda kazandığı başarılar da anlatmakla bitmeyecek cinstendir. Peki böyle başarılı bir askerin barış konusunda da aynı ustalığı sergilemesi sizce de ilginç değil midir? Örneğin UNESCO'nun Atatürk'ün 100. doğum yılı dolayısıyla 27 Kasım 1978'de kabul ettiği Atatürk'ün dünya ulusları arasında karşılıklı anlayışın, sürekli barışın kurulması için çalışmalarının olağanüstü bir örnek oluşturduğunu ve eylemlerinin her zaman barış, uluslararası anlayış ve insan haklarına saygı yönünden gerçekleştirdiğini beyan ettiğini biliyor muydunuz? Atatürk ile özdeşleşmiş bir söz olan "Yurtta barış, cihanda barış" sözü onu yeteri kadar anlatmaktadır. Yine Atatürk'ün "Ulusun varlığı tehlikeye girmediği sürece savaş bir cinayettir" demesi oldukça manidardır. Şunu da unutmamak gerekir ki Atatürk liderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı adeta dünyanın en haklı ve en meşru savaşı sayılabilir. Tıpkı Atatürk'ün dediği gibi bu süreçte Türk ulusunun varlığı tehlikeye girmiştir. 1 Kasım 1925'te TBMM'de yaptığı konuşmada Atatürk, "Karşılıklı güven ve esenlik bütün dünya uluslarının üzerine titremesi gereken bir mutluluk ilkesidir" demiştir. Başka bir konuşmasında ise "Barış, ulusları refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur. Memleketimizi her gün daha çok kuvvetlendirmek, her türlü ihtimallere karşı koyacak bir halde bulundurmak ve dünya olaylarının bütün safhalarını büyük bir uyanıklık içerisinde izlemek, barışsever siyasetimizin dayanacağı esasların başlangıcıdır" demiştir. Dikkat ettiyseniz Atatürk gerçekçi olmayan, ütopik bir barıştan bahsetmiyor. Barışı tüm kalbiyle isteyip inanmasına rağmen dünyada yaşanacak gelişmelere karşı uyanık olmaktan bahsediyor. Sürekli kendimizi geliştirip gerektiğinde ülkemizi koruyabilecek bir yapıda olmamızı istiyor. Yine 1928'de esaslı ıslahat ve gelişme içerisinde bulunan bir memleketin hem kendisine hem çevresine barış ve huzuru cidden arzu etmesi gerektiği üzerinde durmuş ve memleketin dokunulmazlığı, güvenliği, vatandaşın haklarına karşı herhangi bir saldırıya karşı önlem alınması gerektiğini vurgulamıştır. 1923'te yaptığı bir konuşmada ise "Şu veya bu sebeplerden milleti harbe sürükleme taraftarı değilim.
harp zaruri ve hayati olmalıdır demiş ve harbe girmenin tek şartını öldüreceğiz diyen düşmana karşı ölmeyeceğiz demek şeklinde belirtmiştir. Atatürk, uluslararası anlaşmazlıkları da barış yolu çözmek isteyen bir liderdir. 1929'da yaptığı bir konuşmasında uluslararası herhangi bir problemimizi barış vasıtalarıyla halletmeyi aramak bizim menfaat ve düşüncemize uyan bir yoldur. Bu yol dışında bir teklif karşısında kalmamak içindir ki güvenlik prensibine ve onun araçlarına önem veriyoruz demiştir. Gördüğünüz gibi savaşların had safhaya çıktığı bir dönemde Atatürk'ün barış üzerine sözleri ve eylemleri bir hayli fazla olmuştur. Bu barış yönlü dış politika işe yaramış ve Türkiye'nin uluslararası itibarını arttırmış olacak ki Türkiye 1932'de Milletler Cemiyeti'ne girmiştir. Yine Atatürk'ün Türkiye'ye yakın bölgelerin barış ve güvenliği adına 1934'te Balkan Antantı ve 1937'de Sadabat Paktı'nın içerisinde yer aldığını görmekteyiz. 1929'da Kellogg Paktı'na üye olan Türkiye, 1932'de Milletler Cemiyeti'nin silahsızlanma konferansına katıldı. Yine 1930'larda Atatürk'ün girişimleriyle Türk-Yunan dostluğu sağlandı. 1933'te ise Yunanistan ile içtenlikli antlaşma paktı kuruldu. Atatürk Türkiye'si 1921-1938 yılları arasında 56 bağımsız ülkenin 37'sinde diplomatik temsilcilik açtı ve 40'ı ile dostluk antlaşması imzaladı. Ayrıca Atatürk barış içerisinde diplomasiyi etkin bir şekilde kullanarak 1923'te İstanbul'u, 1936'da İstanbul Boğazları'nı ve 1938'de Hatay'ı almıştı. Bilindiği gibi savaş hem maddi hem manevi olarak iki tarafa da büyük bir yük olduğundan ve sivil halka büyük zararı dokunduğundan savaşsız alınan herhangi bir toprak veya hak oldukça değerli ve başarılıdır. Ayrıca Atatürk'ün iç isyanlara karşı da öncelikli olarak uzlaşma yoluyla yaklaştığını bilmekteyiz. İsyan liderlerinin taleplerini dinlemek ve kendilerine TBMM'de yer vermek onun birinci stratejisi olmuştu. Bu konulara ilerideki videolarda muhakkak ki değineceğiz. Gördüğümüz gibi savaşta oldukça başarılı bir asker olan Mustafa Kemal Atatürk, barışta da aynı başarıyı göstermiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim.